İstina dediğimiz dünyanın çerine çöpüne tenezzül etmeme haletidir. İşte şairlerimiz bu vadide hayli kalem koşturmuşlardır. Kuru ekmekle yetinmek gibi bir nimet görmedim dünyada. Aza kanaat ettiğin vakit senden zengin kimse yok. Ne kadar hırslı adam varsa fakirdir vesselam. Neye sahip olursa olsun hırslıysa fakirdir diyor. Eğer bir kimse de kanaat varsa hiçbir şeye sahip olmasa da zengindir. Bu ne demek şimdi? Yani kanaat sahibi olan nasıl zengin olur? Hırsı olan nasıl fakir olur? Bir Allah dostu, ilim sahibi ve irfan sahibi birisi, servet sahibi biriyle tanışıyor. Servet sahibi de günümüz ölçülerine göre insanın gözünü kamaştıracak kadar zengin. Fakat tabii o da boş adam değil, salih, müttaki bir kimse. Tanışmadan sonra o zatın bir gönlünü alsam da servetimden bir kısmını ona hediye etmeye muvaffak olsam, hediye edebilsem hani kabul buyursa da, böylece ben de bir sevap kazansam, bana da bir şey yazılsa falan diye heves ediyor. Yani günümüz algılarına göre ne kadar ters değil mi efendim? Yalvararak ona bir miktar servet kabul ettirme derdinde. Rica minnet yalvarıyor, diyor ki efendim bendeniz diyor, acizane diyor, zenginim biraz diyor, Allah bana çok servet verdi diyor. Bunu şu kadarını size versem ilme harcarsınız, talebelerinize harcarsınız, hayırda kullanırsınız, ben de sevap kazanırım, ne buyurulur diye arz ediyor. O Allah dostu diyor ki bir bakalım diyor, şimdi benim bazı şartlarım var böyle bir yardımı almak için. Ben zenginden alırım diyor, fakirden almam. Siz zengin misiniz diyor. Evet diyor, yani acizane işte 500 bin altınımız var diyor. 500 bin altın demek. İster misin bir 500 bin altının daha olsun diyor. O kişi diyor ki tabii istemem mi, 1 milyon olur daha çok hayır yaparım falan diye. İsterim diyor. Yani 500 bin altın eksiğiniz var. Siz fakirsiniz diyor. Ben sizden almam, kusura bakmayın diyor. Öyle bir zattan talep edelim ki vermekle malı azalmaz. Bir gün bana kızıp da malı kesmez ve hiçbir sebeple başıma kalkmaz. İşte o Allah'tır. Hırsı olan kişi neye sahip olursa olsun ihtiyaç içinde olacağından fakirdir. Kanaat sahibi olan da hiçbir şey olmasa bile görünüşte ihtiyaçsız olduğu için zengindir. Devirde saki yanı zehri minnet ber murad olsun. Bizi kat'u reca bahşıyla memnun eylemişlerdir. Zamanımızda bazı zenginler var, böyle veriyorlar, insana ihsanda bulunuyorlar böyle sevap ümidiyle falan ama sonra da insanın başına kakıyorlar. Böyle kaşıyla gözüyle sözüyle bir şekilde başa kakıyorlar. Ve fakat onların bu çirkin tavırlarına rağmen ben onlara hayır dua etmekteyim. Çünkü o sayede Allah'tan gayrı kimseden bir şey beklememeyi öğrendik. Hakiki tevekkül sahibi olduk. Kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. Allah onlardan razı olsun. Yani yaptığı iyilikten sonra bir de başa kalkmasaydı, kalbim ona bağlansaydı, ben ona minnet duysaydım ne kadar kötü olurdu diyor. İyi kul olamazdım. İyi ki böyle yapıyorlar da biliyorum ki Rabbim kusuruma rağmen bana verdiklerini hem başa kalkmıyor hem de geri çekmiyor. Bir sebeple de elimden almıyor. O yüzden ben sadece Allah'tan talep etmeyi öğrendim. Devleti dünya için memnunu olmam kimsenin. Çekmeye bağrı belayı mihneti takat mi var? Bir dünya makamı ele geçirdim diye sebep olan kişiye böyle bir yük altında kalmayı arzu etmem. O makam da eksik olsun. Bu yaştan sonra mihnet yükünü çekecek dermanım kalmadı diyor. Haylidemdir sayedersin fazlu daniş kesbine. Yoksa Yahya marifet erbabına rağbet mi var? Yahya diyor, kendi kendisiyle sohbet ediyor şimdi üstadımız. Yahya diyor, bakıyorum uzun zamandan beri sen İlim, irfan devşirmek üzere gayret içindesin. Habire öğrenmek istiyorsun, okumak, dinlemek, kavramak istiyorsun. Faziletini arttırdıkça artırıyorsun, gayretini, hünerini arttırıyorsun. Yahu Yahya, gözünü seveyim, marifet erbabına bir rağbet mi var? Sen bunu niye yapıyorsun? Sana bu yüzden iltifat edecek olan mı var diyor. İnsanlar seni anlayacaklar mı? Sitem ediyor tabii. Anlamakta geciken bizlere sitem ediyor tabii ki. Onların hikmetli mısralarından bir ikisini hiç değilse, bir kıtayı hiç değilse, oturduğumuz yerde, evde, barda, iş yerinde, nerede olursa karşımıza şöyle asıp da zaman zaman bakmak herhalde bize de çok iyi gelecektir. Dünyanın anlamsız sıkıntılarından bir miktar ferah bulmanın başka bir yolu var mı? Şahı isteynası pahız. Kaydı unvan bilmeziz. Sureta fakrileyiz biz, manide şahaneyiz. İstina sahibiyiz demiyor merhum büyük mutasavvuf Hasan Sezai Gülşeni Hazretleri. Şahı istina sipahız diyor. Çok özel bir anlatım biçimi. Yani bir istina değil söz konusu olan, istina erlerinden kurulu bir ordunun başkomutanıyız. Şahı istina sipahız. Ancak kaydı unvan bilmeziz. Yani üzerimizde
amblem olarak, arma olarak, üniformamızda neler olacak dönüp bakmayız. Yani er gibi görünür, mareşalız. Geda görünür, padişahız. Dilenci görünür, sultanız. Şahı istina sipahız, kaydı unvan bilmeziz. Sureta fakr ileyiz biz, mani de şahaneyiz. Zahida bu çeşmi suretle bizi sen görmedin. Katrede göründük ama bahri bir payaneyiz. Münkerin görüp sezayı bizi firkatte sanır. Gülşen-i dehr içre hala yar ile seyraneyiz. Allah Allah, aman ya Rabbi. İnkarcılar bize bakarlar diyor. Gurbetteyiz ya biz hani. Biz hani bezme elesten ayrı düştük. Biz hani dünyada sevgilimizden uzaktayız ya hani. Bizi firkatte ayrılık içinde zannederler. O onların görüşüdür. Oysa biz gülşen-i dehr içre hala yar ile seyraneyiz. Zaman gül bahçesinde biz yardan bir an ayrılmadık ki. Hala onunlayız biz. Biz onu hiç unutmadık ki. O sevgiliden bir an ayrı kalmadık. Görünüşte ayrıyız biz. Önceki beyitte ise sığ görüşlü olan, sözde dindara bir çift sözü var. Diyor ki Zahida bu çeşme suretle bizi sen görmedin. Katrede göründük ama bahri bir payaneyiz. Sen bize baş gözüyle baktın ve bizi hakiki manada tanıyamadın. Tanıdığını zannediyorsun. Gördüğün bir damladır. Oysa biz bir deniziz. Vakıa deniz kendini bilerek ve isteyerek damla gibi gösterir. Yahya merhumun dediği gibidir. Bahri sende katre-i naçiz göster kendini. Gönlüne gir ey gönül ol Gonca'nın şebnem gibi. Eğer sen bir deniz isen dahi kendini bir zavallı küçücük damla gibi göster. Zira gönlüne girmek istediğin o Gonca'nın yaprakları arasına, o Gonca'nın kalbine, gönlüne deniz sığmaz. Ancak küçücük bir şebnem damlası sığar. Mütevazı ol, alçal, küçül ki oraya girebilesin.